Sayın seyirciler, değerli canlar, Yol Erkan'dan hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Aleviliğin bolca konu edildiği bugünlerde biz de mevcut konuları kendi Yol Erkan bazında tartışacağız. Kimileri bu tartışmada tam tersine kafaları bulandırmak için kasıtlı yapıyor. Kimileri de hakikaten elinden geldiğince bu kadim inancın tarihi kökleriyle birlikte mümkün mertebe yeni kuşaklara oldukça mümkün mertebe özüyle aktarmaya çalışmaktadır. İşte bugünkü konuğum da bu çalışmalarıyla hepinizin Alevi entelektüel kamuoyunun ve Alevi kamuoyunun da yakından tanıdığı bir araştırmacı, yazar arkadaşım Sayın Munzur Çem. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ben sizin bu konuda epey bir külliyata sahip olduğunuzu biliyorum. Eminim ki Yol Erkan izleyicileri de bu konuda hayli sizinle ilgili bilgiye sahipler. Ama sizin kitaplarınız hakkında birkaç cümleyi sizin etmenizi istiyorum, rica etsem. Teşekkür ederim. Hem böyle bir programa beni davet etme gereğini duyduğunuz için hem de bu soru için. Şimdi tabii benim Alevilikle ilgili aktif yazı yazma şeyim sanıyorum 30 yılı falan doldurdu. Bu Alevilikle ilgili çalışmalar bende genel olarak yaptığım çalışmaların bir kısmıdır. Yani hem politikayla ilgilenen bir insanım, hem diyelim ki dil kültürle ilgili olarak özellikle Kırmançki parantez içinde Zazaki ile ilgili son 20-25 yıldır epey yoğunlaştım. Bu konuyla da ilgilendim. Bugüne kadar yaptığım çalışmaları 3 ayrı kitap şeklinde yayınladım. Bunlardan birisi ilki Dersim Ayaklanması ve Alevilik sorunuydu. Sonradan Dersim'de Aleviliğe dönüştü o. Ve en sonunda da bu Dersim merkezli Kürt Aleviliği son olarak 2 sene önce çıktı. Şimdi ikinci baskısı yapıldı. O da sanıyorum bitmek üzere. Dolayısıyla böyle bir şeyim oldu. Yani yakından ilgileniyorum. Benim çalışmalarımda özellik belgeler, sırf böyle yazılı kaynaklar değil de ben daha çok ağırlıkla saha araştırmacısı olarak çalışıyorum, ama hem bir takım olanakların sınırlı oluşu, imkanların olmayışı, hem de diyelim ki Türkiye'ye gidip gelmekteki zorluklar bir dönem için nedeniyle merkez olarak Dersim'i esas aldım ve bu Alevilik tartışmaları başladıktan sonra işte bir ara bir Cumhuriyet Gazetesi'nde bir kampanya şeklindeydi. Alevilik Türk kültürüdür, Alevilik Türk düşünce tarzıdır, Türklerin İslam'ı algılama biçimidir. Ben de o zaman kendi kendime sordum, dedim yani ben de Alevi bir ailede doğdum, büyüdüm. Bu inançla büyüdüm, bu kültürle büyüdüm, ama niye yani bu Alevilik benim annemden babamdan öğrendiğim bu inanç, bu kültür Türk kültürü olsun, niçin öyle olsun falan. Ben öyle bir ortamda büyümedim. Evet, tabii yani şimdi benim annem babam bir Türk kadar, Türk Alevisi kadar hakkı vardır ki benim kültürümdür desin, başkası da başkası desin. Dolayısıyla yani bu değişik halkların, değişik bölgelerdeki insanların, farklı diller konuşan halkların ortak bir inancıdır. Belki yerlere göre, bölgeye göre aralarında belli farklar var, ama sonuçta temeli var, felsefesi var, tarihi var. Bir de niçin bir ırkın mensuplarının kültürü olsun yani, böyle bir şey. Oraya gelecek. Yavaş yavaş. Ondan sonra başladım. Yani makaleler yazarak başladım ve bugüne kadar geliyor. Seminerler, konferanslar şeklinde işte bir ilgidir gidiyor. Bundan yani sonra da umarım daha da gelişecektir. Bakalım. Şimdi Dersim Aleviliği diye bir kavram söylediniz yani konuşmanız arasında, ve hakikaten Alevilik de denince, Alevilik de denince Dersimlilik hakikaten akla gelen ilk kavramlardan. Yani Alevilik Dersim'le başlamadı denilebilir, ama Dersim'le Alevilik iç içe geçmiş iki kavram. Dersim
bu konuda neler söyler dersin? Suya gelmek istiyorum. Yani dersin Aleviliğini biraz açacağız. Şimdi tabii Alevilik bir inanç olarak var ve niçin dersin Aleviliği? Bu şey söz konusu. Bu benim koşullarımdan ileri geliyordu. Söylediğim gibi ben Toroslara, Trakya'ya ya da Balkanlara, İç Anadolu'nun değişik bölgelerine gidip Aleviliğin farklı varyantlarını ya da Arap Aleviler içerisinde şey olanağım olmadı. Benim üzerinde durduğum Alevilik Dersim yöresinin benim gördüğüm, tanıdığım Dersim Alevisi'nin yöresinin Aleviliğidir. Bazıları bundan şey yapıyorlar ama bu farklar var tabii aralarda. Yani Alevilik her yerde bir ve aynı değil. Niye aynı değil? Çünkü tarihi süreçte yüzyıllarca Aleviler çok ağır baskılar altında kaldılar. Aleviler yasaklar nedeniyle, baskılar nedeniyle kendi inançlarının tarihi kültürlerini, felsefe yanını, pratik yanını eğitim yoluyla öğrenme, çocuklarına aktarma imkanı bulamadılar. Bu iki yönden Aleviliği kötürümleştirdi, güdükleştirdi. Birisi Aleviler ister istemez bölgesel lokalize oldular belli farklarla. İkincisi Aleviler tabii kendi bildiklerini çocuklarına aktaramadılar. Bir de Alevilik böyle serbest olmayınca, kurumları olmayınca Araplarda farklı bir varyant ortaya çıktı. Türklerde farklı varyant ortaya çıktı. Kürtlerde farklı varyantlar ortaya çıktı. Ya da Kürtlerin diyelim ki değişik bölgelerinde farklar ortaya çıktı. Türklerin inandığı şeyde Alevilik'te farklı varyantlar ortaya çıktı. Ben bu şeyi anlatmak için dersim dedim. Bu bir. İkincisi dersim yüzyıllarca Aleviler için bir doğal kale, bir korunma bölgesi olarak kaldı. Osmanlı Devleti oraya hükmetmekte zorlandı. Çok sınırlı kaldı. Başka bölgelerde olduğu kadar İslami motifler oraya hükmedemedi. Dolayısıyla Alevilik dersim de otantik haliyle başka bölgelere göre biraz daha fazla yaşama şansı buldu. Bu nedenle Dersim Aleviliği diye bir terim kullandım ben. Yani başına da ne geldiyse zaten Dersimlerin bundan dolayı geldi. Yani başına kimler tarafından getirildi, nasıl geldi, belki ayrı bir tartışma, ayrı bir başlık olarak konuşacağız ama Dersim söylendiği zaman Dersim ismi Zazacılık, Zazaki diliyle bir arada. Biliyorum ki Dersim'de Zazaki dili yaygın. Bir de Kurmanç şivesi vardır yani. Şimdi son zamanlarda bu iki şey arasında bir sanki kasıtlı yapanlar da belki vardı. Yani egemen güçler de bunu görüyor. Siz aynı zamanda dil bu konuda da araştırmalarınız var. Bu konuda ne demek istersiniz? Yani? Şimdi Alevilerin ibadet dili hakikaten Dersim'de hangisidir? Şimdi bir kere tabii yüzyıllarca Dersim'de konuşulan şey ya Dersimler kendilerine Zaza, konuştukları dile ya da lehçeye de Zazaki demezler. Hoşlanmazlar da. Zaza terimini ve Zazaki'yi küçümserler. Genel olarak bu lehçeyi, Zazaki Kürt dilinin bir lehçesidir. Kurmancı bir lehçedir, o bir lehçedir vesaire. Bu lehçeyi konuşan insanlar kendilerine Kırmanç, konuştukları lehçeye de Kırmançki derler. Dersim, Erzincan bu yörede yani Dersim ve yakın çevresinde. Bu lehçeyi konuşan Bingöl, diyelim ki Diyarbakır tarafında da Kırt, kendilerine Kırt derler, Kırtki derler konuştuklarına. Belli bölgelerde Dimili, Dimilki denir. Çok küçük bir bölümde de Palu, Maden bölgesinde de Zaza, Zazaki olarak bilinir. Şimdi Zaza ve Zazaca terimin daha çok dışarıdan yabancı araştırmaların bize mal ettikleri bir isimdir. Dolayısıyla sorun şeydir. Yani birisi bu entelektüel planda çalışan insanlar bu terimi kullandıkları için sonradan yaygınlaştı. Bir de politik olarak hani Kırmanç derseniz ya da Kırt derseniz Kürt'ü çağrıştırıyor. Çünkü Kırmançlar da birçok bölgede kendilerine Kırmanç diyor. Soranice konuşanlar da birçok bölgelerde konuşanlar kendilerine Kırmanç diyor. Dolayısıyla o Kürtlerin kullandığı bir ortak kelime olduğu için farklı lehçeleri konuşan Kürtlerin kullandığı ortak bir kelime olduğu için
Zazalar Kürt değildir şeyle çalışması içerisinde olanlar özellikle. O kırmanç ve kır terimini unutup onun yerine Zaza terimini ikame etmeye çalışıyorlar. Bu Dersim'in kimliğini ifade etmiyor Zaza terimi. Şimdi Dersim'i bölge olarak alırsanız, yani Tunceli iliyle sınırlı değil de eskiden bölge olarak bölge olarak Kurmançlarla Kırmançki ya da Zazaki konuşanlar eşittir aşağı yukarı. Hatta belki Kurmançı konuşanlar biraz daha fazladırlar. Büyük Dersim'i alırsanız. Ama il olarak Tunceli'ni alırsanız Kırmançki ya da Zazaki konuşanlar biraz daha fazladır. Belki %60'a %40 ama Dersim'in en az %35-40'ı Kurmançı konuşur. Dolayısıyla şimdi genel olarak Kürt Alevileri ele aldığınız zaman Kurmançı konuşan Kürtlerin sayısı Kırmançki ya da Zazaki konuşan Kürtlerin sayısından daha fazladır. İşte Antep'te tutun, Kayseri, Maraş, Malatya, Sivas vesaire. Bir de bir iki cümleyle şunu hemen merakımı da gidermek istiyorum. Dersim denilince Tunceli belki son işte Cumhuriyet'ten sonraki kasıtlı söylemle de o algı var. Halbuki Dersim Tunceli ile sınırlı değil sanıldığı kadarıyla bir bölgedir. Bölge tabii. Eskiden mesela anlamda. Şeye kadar Varto'ya, Hınıs'a kadar uzanan Tercan'ı kapsayan, hatta Erzincan Dersim'in içindedir. Çünkü şeyin içinde bir ildir Erzincan, bir bölgedir Dersim bölgesi. Sivas, Koçkiri'ye birçok şey Batı Dersim diyorlar. Yani Dersim en azından mesela 16. yüzyılda bu Çemiş Gezik Bey ile ilgili yapılmış o tahrirat defterlerine dayanan çalışmalar var. Orada bakıyorsunuz Tercan giriyor, Kiri giriyor. Yani Tunceli ilinden daha geniştir. O resmi kaynaklarda bile daha geniş bir bölgedir. Dolayısıyla bu Tunceli ili Dersim'i bir parçasıdır ama bölge olarak Dersim'in hepsini kapsamıyor. Yani bir de Erenler buradan şeye gireceğiz zaten biraz tarih konuşalım. Yani son zamanlarda herkes işte tarihten de söz ediyor. Alevi tarihin, Aleviler de kendi tarihlerinin her ne kadar baskı altında tutulmuşlarsa işte tarih defterleri olsun, işte eski evlerde tutulan cüzler olsun, saklı tutulduğu, gizli tutulduğu, imha edildiyse de fakat sözlü gelenek içinde olmak koşuluyla bir yazılıda gelenek vardır. Şimdi tarih boyunca olsun Cumhuriyet'ten sonra özellikle bir tekleştirme mantığıyla gidildi ve Aleviler kentleşme ile karşılaştılar. Yani Aleviler de daha önce işte kendi inanç ritüellerini işlerlerken çok daha böyle otantik, çok daha böyle dar bir alanda. Fakat kentlerle kentleşme başlayınca asimilasyon daha hızlandı. Yani kontrol edememe durumu ortaya çıktı. Bu durumu engellemek için bir araştırmacı olarak nasıl önüne geçmek lazım? Şimdi o tabii bu göç meselesi bir doğal toplumsal gelişmelerin sonucu ortaya çıkar. Yani nüfus arttıkça, kentler oluştukça, insanlar iş ve başka nedenle kentlere göç etmeye başladıkça bir göç ortaya çıkar ve tabii kentlere giden insanların kendi köyde öğrendiklerini yaşatabilmeleri için yeni bazı modeller yaratmaları gerekiyor. Bir de bizde farklı olarak bir de devletin zor yoluyla yaptığı sürgünler var. Evet. Şimdi o problemi aniden ve şok şeklinde ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi Alevilik büyük ölçüde tabiatla bağlantılı olan bir inançtır. Yani bir Alevi en azından benim doğup büyüdüğüm bölgede kalktığı zaman güneşi görüyor, ayı görüyor. Ziyaretleri vardır, ocakları vardır. Kendi inancı, ibadeti, duaları o çerçevededir. Doğayla iç içe. Doğayla iç içedir. Yani doğa hakimdir. Yani, tabii kendi ziyarete giderek ibadet ediyor. Ocağa giderek ziyaret ediyor. Güneşe bakarak ziyaret ediyor. Şimdi sürgün ya da göç yoluyla kente geldiği zaman güneşi göremiyor. Görse bile çok farklı bir pozisyondadır. O karşı karşıya bulunduğu, gidip ziyaret ettiği ziyareti yok, ocağı yok. Yani güneşi göremiyor peki kasıt şu, böyle çarpık kentleşme o büyük yani, devasa binalar arasında yani, sabahleyin dağda güneşi o anlamda göremiyor. Yani o bizim köyde
dua karşısına geçip dua ettiği güneş yok artık. Başka şeyde çıkan şey var. Kentlerde işte nasılsa öyle var. Dolayısıyla şimdi orada köyde yaşadığı inancı kente geldiği zaman yaşama olanaklarını yitiriyor. Ne yapacak? Ya asimile olup başka bir inanca yönelecek ya da kendi koşullarına göre oraya uyumaya çalışacak. Şimdi eğer demokratik bir sistemdeyseniz, bu demokratik sistem sizin toplumsal ihtiyaçlarınızın bir parçası olarak inancınızın da gereğini yerine getirmeniz için olanaklar sağlar. Bir tolerans ortamı vardır. Olanaklar sunar. Siz o olanaklardan yararlanarak şey yapıyorsunuz. Bu tabii Türkiye'de olmadı. İnancınızı gerçekleştirme imkanı buluyorsunuz. Alevilik zaten devletin baştan beri yasakladığı, yaşamasını istemediği bir inançtır. Ama bir aşamadan sonra iki nedenle Alevilik tartışmaları Türkiye'de gündemleşti. Birincisi, ister istemez Aleviler kente gelip, köyden kopup kente gelince bir sorgulama başladı aralarına. Benim inancım ne olacak? Dolayısıyla Aleviler yavaş yavaş örgütlenmeye, kendi inançlarının gereğini yerine getirmeye çalışmaya başladılar. Dernekler falan oluştu. Sonra cem evleri dedikleri cemhaneler oluştu. İkincisi, devlet bunu bizzat iyi bir aşamadan sonra şey yaptı. 12 Eylül'de devlet şunu gördü. Aleviler sürekli olarak sisteme muhalif kesimlerdir ve sol kesim en çok Alevilerden besleniyor. Hı hı. O halde ne yapmak gerekir? Aleviliği sistemin kontrol edebileceği sınırlar içerisinde bir yapıya kavuşturmak gerekir ve o dönemde şey başladı. İşte bu benim demin bahsettiğim kampanyalar. Alevilik Türk kültürüdür, Alevilik Türk'ün İslam'ı algılama tarzıdır. Çok geniş bir kampanya başlatıldı o zaman ve böyle çok şeyde işte isminin önünde profesör vesaire ünvanı olan çok adam konuşturuldu, çok şey yapıldı. Alevilik bunun çok önemli bir ayağı da Aleviler Kürt değildir. Şimdi eskiye bakıyoruz, o Avrupalı araştırmacılara bakıyoruz, halkın içerisindeki değerlendirmeye bakıyoruz. Mesela sizin bölgede de Maraş'ta, Kayseri'de, Sivas'ta, Dersim'in batı bölgelerinde Alevi deyince Kürt, Kürt deyince Alevi anlaşılır. Aynen öyle. Sünni Kürtler Türk olarak kabul edilir. Yani aynı aşirette ben çalışmaları yaparken de gördüm. Diyor ki Şekak aşireti var bizde, göçebe. Onun Alevileri diyor ki falan 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 köylerimiz Alevidir, biz Kırmancız. Kendi Sünni akrabaları için diyor onlar Türktür diyor. Şimdi devlet onu tersine çevirdi. Aleviler Kürt olmaz. Yani Alevilik sanki ayrı bir etnik kimlikmiş gibi yansıtıldı ve epeyce de yaygın tuttu bu. Şimdi birçok insan Kürt'ün etnik kimlik, Aleviliğin ise dinsel kimlik olduğu ayrımını görmekte zorlanıyor. Dolayısıyla sanki karşıtmış gibi, bir adam Alevi ise Kürt olmaz ya da Kürt ise Alevi olmaz. Halbuki bir adam Alevi olabilir ama etnik olarak Türk olabilir, Arap olabilir, Kürt olabilir vesaire. Kürt'ün kurmancısı olabilir, kırmancısı olabilir vesaire. Son zamanlarda mesela zaman zaman Aleviler veya Kürtler arasında şöyle sözlü tartışmalar da gelişti. Efendim ben Kürt değilim, Aleviyim. Onu diyorum. Yani bu 80'den önce olan bir şey değildi. 80'den önce mesela insanlar bizde, bazı insanlar biz Kürt değil diyorlardı ama bu Kürt asimilasyon tabii devlet korkusuyla vesaire. Kürt değiliz derken biz hakiki Türk'üz diyorlardı. Evet. Şimdi hakiki Türk artık bir yere kadar geldi tutmayınca bu sefer onun yerine Alevi ikame edilmeye başlandı. Biz Aleviyiz, Kürt değiliz. İşte dediğim gibi yani sistematik propaganda korkularla da beslenince böyle yanlış algılamaların ortaya çıkmasına gelebiliyor. Buradan bir şey yere gelmek istiyorum. Tarih, yazılı tarih, sözlü tarih, şimdi o tür karşılaştırmalar var. Deniliyor ki Alevi yazı tarihi çok fazla değildir, sözlü tarih var. Tabii sözlü tarihin önemini küçümsenemez tabii bu arada da. Bu sizin anlattığınız kesin tarihte de var mıydı böyle bir ayrım, işte siz Türksünüz, Kürtsünüz, değilsiniz veya sizin şimdi, araştırmalarınızdan? Şimdi doğal olarak tarihte Alevilik bir inanç olduğu için onun kimlikle şeyi yapılmamış. Yani sen şu kimlikten misin, değil misin? İnsanlar bunun üzerine düşünmemişler. Doğal olarak
Alevi olan Türk, Türk olarak Türk kabul edilmiş. Alevi olan Kürt, Kürt kabul edilmiş. Arap, Arap kabul edilmiş. Yani eskiden, yani böyle Türk milliyetçiliğinin hakim olmasından önceki dönemlerde zaten bu tartışma yok. Evet. Doğaldır. Herkes neyse odur. Mesela Osmanlı döneminde bütün Osmanlı arşivlerinde bizim bu Kurmancı ve Kırmançı ya da Zazaki konuşan Aleviler Osmanlı arşivlerinde din olarak Kızılbaş, etnik olarak Ekrat, Kürt diye geçer. Ekrat, Kürt, Kürtlerin Arapçasıdır. Başka bir şey geçmez ama Türkmen söz konusu olduğu zaman Türkmen Kızılbaş olur. Arap söz konusu olduğu zaman Arap Kızılbaş olur. O dönemde böyle devletin etnik kimliklere müdahalesi ile de örneğin bir halka asimile edip başka bir etnik kimliğe sahip olmasını sağlamak için bir çabası olmayınca Alevi'nin etnik kimliğine de oynanmamış, oynanmadığı için de sorun olmamış. Herkes kendisi gibi kalmış. Evet. Buradan biraz şeye gelmek istiyorum. Dersim'deki ocak yapılanmasına, Dersim'deki ocak algısına. Biz biliyoruz ki Alevi yol erkanında, edeb erkanında, şekillenmesinde Kızılbaş ocaklar söz konusu ve Dersim'de bu kadim ocakların yeri olarak görülüyor. Bu ocaklar Dersim'de günümüze yansıması ile algısı nasıl oluyor? Yani ocak örgütlenmesini nasıl görüyorsunuz? Yani tabii bir kere ocaklar belli bir tarihi dönemde bir uzlaşmayla ortaya çıkmışlar. Uzlaşma kimin arasındadır? Şimdi diyelim ki şu Araplarda da var, Selçuklularda ve Osmanlılarda da var. Bir bölgeyi, bir ülkeyi işgal ettiği zaman bir imparatorluk halkının bir kısmını devletin kabul ettiği, yaşamasını istediği dine çekebilirsiniz. Yani Müslüman yapabilirsiniz ya da Hanefi yapabilirsiniz, Sünni yapabilirsiniz. Ama ayrı dinden, ayrı kültürden olan halkın bütün kesimlerini şey yapmak her zaman mümkün olmuyor. Onun dışında kalanlar oluyor. Şimdi devletin resmi olarak kabul ettiği kimliğin dışında kalanlara karşı iki türlü politika izlenir. Ya bunları yok edersiniz ki devletler bu konuda çok zor kullanmışlardır, çok şey ağır kayıplar verdirmişlerdir. Ya da bütün bunları yok etmeye gücünüz yetmediği için ya da çıkarlarınız uygun düşmadığı için onların varlığını bir çerçevede kabullenirsiniz. Şimdi Alevi ocakları devletin bir İslami yapılanmanın dışında kalan toplumun belli kesimlerinin bir kabullenme formülasyonudur. Bir hemen hemen hepsi bir efsaneye dayanıyor. Hepsinin kurucusu keramet gösteren, olağanüstü nitelikler taşıyan keramet gösteren birisidir. Bir imtihandan geçiyor ve o imtihanı kazandığı için kendisine beraatname veriliyor. İşte Kureyş'in öyledir, Bamasur'un öyledir, Ağuçan'ın öyledir. Bütün Dersim ocaklarının kurucuları onların sır keramet sahibi oldukları kabul edilir ve bunların düzenlenmiş bir imtihanı kazandıkları varsayılır. Diyelim ki fırına atılmıştır, yanmamıştır, zehir içmiştir, ölmemiştir ya da kışın ortasında orman yetiştirmiştir de suyun su üzerinde ibadet ederken halısı batmamış vesaire. Yani bunlar sırf bizde değil tabii. Bunlar diyelim ki ateşe yanma şeyde de vardı. İbrahim Peygamber zamanında da var. Ya da Hindistan'da var bunun örnekleri. Bu Yezidi Kürtlerde ve özellikle Ehl-i Hak Kürtlerinde şeye bakıyorsun. Neredeyse formülasyon aynıdır. Hatta Sünni Kürtlerde mesela bu Mardin'de Sultan Şeyh Buz Ocağı vardır. Onunla ilgili anlatan efsanenin birçok yerleri aynı bizim Dersim'deki Düzgün Baba ile ilgili anlatılan efsanelerin aynısıdır. Ya da Şeyh Ali Şafii'dir, Bingöl'dedir şimdi, Silvan'dan gelirken onunla ilgili anlatılan efsane aynen Müzur'un efsanesidir. Dolayısıyla bu efsanelerle onlara bir şey yapılıyor ve onlara belli bir kontrol imkanı sağlıyor. Devlet onlarla uzlaşıyor. Ondan sonra bir beraatname veriyor. Ve bunu yaparken de Alevilerde yapılan şey şu, bunların Ehl-i Beyt oldukları
soyunun Hazreti Muhammed'e kadar gittiği, Hazreti Ali'ye kadar gittiği kabul ediliyor. Çünkü kutsal bir kişiye, bir kişiye kutsallık payesi verdiniz mi, onu peygamberle bağını kurmanız şeyi güçlendirir, teveccühünüzü. Böyle bir şeyle veriliyor ve onların kontrolüne veriyor. Ondan sonra o şey, ocak hem dini, hem ekonomik, hem politik, idari şey merkezidir. Yani sırf orası. Örgütlenme. Tabii bir örgütlenme, bir toplumun yönetme şeyidir. Yani mesela Dersim'de Aleviliğin kendi bir ekonomik şeyi var, ilişkileri var, dini ilişkisi var, eğitim alanında yaptığı şeyler var. Bir de yönetimsel olarak, hatta yargı yetkisi var. İşte cemaatler, cemlerdeki yargı, didar işleri falan yani var. Yani bir bütün olarak orada otonom bir şekilde devlet o şeyi kabul ediyor ve o ocak kişiyi onu kontrol ediyor. Herhalde karşılığında da o devlete karşı, onlardan karşı gelmeme, onlara bir uyum sağlama projesidir, bir entegrasyon projesidir. Ama sonuçta belli bir inancı, belli bir kültürü de yaşatabilmiş, bugüne kadar getirebilmişler. Bu seyitlik meselesi var ocaklarda. Yani hepsi kendilerinin seyidi saadet evladı Resul'a dayandırırlar. Yani işte biraz önce siz de söylediniz. Bir kutsallık addederler. Nedir bunun kökeni? Yani seyitlik, Dersim toprağında seyitlik nasıl algılanıyor mesela? Şimdi tabii demin söyledim ya, mesela bir devlet düşünün. İslam'ı, Sünniliği esas alan bir devlet ya da onu şey yapan. Şimdi bu devlet o Sünniliğin ya da İslam'ın sınırları içerisinde olmayan bir inanç mensuplarını meşru kabul ederken, onlara da uzlaşırken bunu o dönemin diyelim ki şeylerine göre, ölçülerine göre, değer yargılarına göre meşru kılacak bir formülasyon bulmanız gerekir. Bir çerçeve, bir kılıf bulmanız gerekir. Nedir, ne diyor? Diyor ki bu şey evvela keramet sahibidir. Niye keramet sahibidir? Çünkü Hazreti Muhammed'in soyundan geliyor keramet sahibidir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti döneminde bunu değiştirdiler. İşte Orta Asya Türkleri yaptılar. Niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti döneminde hakim kılınmak istenen kimlik Türklüktü. Dolayısıyla da Alevi, Dersim Alevilerinin pirlerini, ocakzadelerini Horasan'dan gelmiş Türklere çevirdi. Halbuki Osmanlı'da öyle değil. Osmanlı'da Hazreti Muhammed'in soyundan gelen evladı Resul'ün şeyidir. Bir de tabii tarihi şeyleri vardır. Yani diyelim ki Hazreti Ali ile başlayan bir şey, iktidar kavgası vardır. Yani halifelerle halife kim olacak meselesinde. Ondan sonra o iktidar kavgası Hazreti Ali'den sonra da yüzyıllarca devam etti. Yüzyıllarca devam ettiği zaman Hazreti Muhammed'in ve Hazreti Ali'nin soyundan olan insanlar İslam İmparatorluğu'nun, bizzat İslam İmparatorluklarının büyük ölçüde zulmüne uğradılar. Katledildiler, sürüldüler, şeyleri bulamadı. Şimdi dolayısıyla Hazreti Muhammed'in soyundan olan o insanlar şeye karşı, imparatorluklara karşı mücadele ederken ister istemez bir ekonomik, sosyal, kültürel program uyguladılar. Dinsel anlamda bazı adımlar attılar. Şimdi bu İslam imparatorluklarının uyguladığı, yani o şer'i İslam'a karşı olan, onu benimsemeyen işte farklı halklar da vardır. Yani mesela Mazdekiler vardır, Zerdeşiler var, Mazdekiler var, Manisler var, Hürremistler var. İşte bunlar içerisinde Kürtler var, başka halklar vardır falan. Şimdi bu halklar o İslam'ı benimsemiyor. Hazreti Muhammed'in soyundan olan Ehl-i Beyt de İslam imparatorluklarına karşı muhaliftir. Onlar da muhaliftir. Dolayısıyla bu muhalif güçler arasında bir uzlaşma, bir muhalifler arası bir kooperasyon, işbirliği, birliktelik ortaya çıktı. Tabii bu İslam dışında kalan, İslam'ı benimsemeyen halklarla siz şey yaparken, ittifak kurarken belli
dinsel reformları da götürmeniz gerekir. Belli toleransı götürmeniz gerekir. Yani eğer bir topluluk, diyelim ki Hürrevistler, eğer İslam'ın katı kurallarından rahatsızsa, onu benimsemek istemiyorsa, siz muhalif olarak gittiğiniz zaman o katı kurallarla bir yumuşamayı sağlayarak götürürsünüz. Dolayısıyla bir esneklik gözetirsiniz. Dolayısıyla bir aralarında bir kooperasyon oluyor. Bu o inanç mensuplarına da kolaylık sağlıyor. Çünkü o inanç mensupları da sürekli baskı altında oldukları için birçok ibadeti, geleneği İslami bir kılıf bularak sürdürmeye çalışıyor. Yani diyelim ki güneşin kutsallığı İslam'dan çok önce olan ve eski inançlardan gelen bir şeydir. Ama ne yapmış? Zulüm altında yaşadığı zaman, inancı yasaklandığı zaman demiş ki bu Muhammed'in nurudur demiş. Şimdi güneşe tapıyor. İslami devlet terörüne karşı kendisini korumak için ona Muhammed'in nuru gibi bir vasıf yakıştırarak şey yapabiliyor. Onu deyince diğer muhalif kesimleri de böylece yani hem o zaman muhalif kesimlerle nötralize oluyor hem de devletin hışmını azaltıyor. Dolayısıyla bu ocaklık sistemi devletlerin İslam dışı olan inanç mensuplarını İslam'la bir yerde buluşturma çabasıdır. Bir uzlaşma ile bir noktada buluşturmuşlar. Ama bunun özü daha sonra. Özünü korumuş. Korumuş. Örneğin olarak mesela dersin doğallığında mesela ocakların merhaleleri var. Çeşitli ocak isimleri var. Benim işte mürşit ocağı var, pir ocağı var, rehber ocağı var, düşkünler ocağı var. Kendi içlerinde bir sosyal örgütlenme, hayatı sosyal bir biçimde örgütlemişler. Dersim'de bunlar var mıydı sizin araştırmalarınızda? Yani şöyle bir şey var. Bir kere tasavvufta işte insanın gelişmesinin, mükemmelleşmesinin 4 aşaması kabul edilir. Şeriat, tarikat, hakikat ve marifet ve hakikat bu şeydir. Ama şeye baktığınız zaman bizde Dersim'de mesela yani Kürt Alevilerde bu böyledir. Mesela deriye rehber, rehber kapısı, deriye pir, pir kapısı, deriye mürşid, mürşid kapısı ve deriye hakikat-i rastiye, hakikat, gerçeğin yani, kapısı. Yani. En üst mertebe. İnsan-ı kamil olma üst aşamaları. Şimdi, şimdi burada bizde din adamları sıfatıyla var olan o mükemmelleşme süreci tasavvufta, İslam tasavvufunda işte başka bir şekildedir. Bunların ikisini bir araya getirmişler. Şey olmuş. Şimdi dolayısıyla yani normalde tabii şimdi yüzyıllarca süren o baskılar nedeniyle o klasik fark bazı şeyler kalktı ama mesela din adamları şeyinde sıralamasında rehber var, pir var, mürşit var en üst katta. 3 tane din adamı var. Grubu var. Bu din adamları grubu, 3 din adamları grubu aynı zamanda şeye denk düşüyor. O işte o demin söylediğimiz şeriat, tarikat, marifet. Yani rehber şeriatçı değil ama ilk basamaktır. İslam'da şeriat ilk basamaktır. Tasavvufta. Öyle, 4 ana güzel. Kapı işte yani, 4 evet. Kapı 40 makam yani, bölümleri var. Şaranası. Şimdi tabii 4 kapı 40 makam mesela 40 makamın şeyde tazerleştirdikten başlayarak birçok dinde bu 40'lar meselesi vardı. Diyelim ki Ehli Hak'ta diyor ki Tanrı kendi vücudundan 4 melek yarattı. Bu 4 melekten de 36 melek yarattı. 40 tane melek gökyüzünde Tanrı katında onun yanındalar, onun hizmetindeler. Bu 40'lardır. Bu şeyde İslam tasavvufunda işte sizin dediğiniz 40 makama dönüşmüş. Evet. Yani orada var olan o 40'ları ne yapmışlar? İslami bir motifle yeniden formüle etmişler. Yani her ne kadar semavi dinler veya işte tek tanrıcı dinler diğer deyimle her şeyi tekleştirmek istemişlerse de ama bütün dinlerde birbirlerinden etkilenmeler benzerlikler hep ola gelmiştir. Yani bugünkü dünya literatürüne baktığımızda da Hristiyanların da bir takım uygulamaları var. Diyelim ki Yahudilerin de var, Müslümanların da var. Birbirlerine yakın şeyler var sizin de az önce belirttiğiniz. Semavi dinler kural olarak tekçidir. Evet. Yani çünkü o Tanrı kelamıdır. Değişmez, tartışılmaz. Herkesin uyuması gerekir. Yani bir dönemler Katolik Kilisesi
denizlere açılmayı bile günah kabul ediyordu. Her türlü tartışmayı şeyle dışlamıştı. Şimdi bu fanatik İslam aynı şeyi yapıyor. Mesela fanatik İslam'ın şeylerine bakın. Eskiden İslam'da böyle çok ciddi tartışmalar vardı, felsefi farklılıklar vardı, tarikatlar ortaya çıktılar. İşte şimdi Nakşibendilik nedir? Farklı bir İslam yorumudur. Ama bu tekleşme bütün bunları suçladığı için ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani sadece kendi dışındaki inançlara yasaklamıyor. Aynı zamanda kendi içinde de farklı bakışları da yasaklamaya çalışıyor. Tabii bana göre bu en başta da o dini kendisine zarar verir. Çünkü sonuçta Hristiyan alemi o fanatizmden kurtulduğu zaman Rönesans ve Reform hareketleri ortaya çıktı. Bu gelişmeyi sağladılar. Bu semavi dinlerin ortak bir özelliğidir denilebilir. Ama sonuçta bir devletin, bir dinin, bir imparatorluğun gücü sınırsız da değildir. Her şeyi baştaki adamın kafasına göre yapmak her zaman uygun olmayabilir. Onun için imparatorlukları yönetenler yönetmeye bakarlar. Hangi metotla toplumu kendilerine yakınlarsa, yani iktidarının sağlamlığını düşünürler. Sırf belli ilkeler değil, pragmatik şeyler çok önemli. Pragmatizm var. Osmanlı yönetiminde pragmatizm var. Osmanlı bir şeriat devletidir, imparatorluğudur. Ama Osmanlılar, padişahların çoğu Hristiyan kadınlarla evlenmiştir. Ya da başbakanları içerisinde çok sayıda Hristiyan var. Dövüşürmelikten gelenler var. Yani dolayısıyla o şey mesela İslam imparatorlukları doğuya açıldıkları zaman, İran'a gittikleri zaman tamam savaşla gitmişler ama aynı zamanda geniş bir tolerans politikası uygulamışlar. Çünkü bakmışlar ki yani herkesi öldüremezsiniz. Herkesi rapt altına ne yapmışlar? Bir tolerans tanımışlar. O toleransla önemli olan çıkarlarını korumaktır. Vergi gelsin, asker gelsin, oraya hükmetsin. Bu olduktan sonra altta sen şöyle namaz kılmışsın, kılmamışsın ya da şu ziyarete gitmişsin, gitmemişsin fazla önemli olmuyor şeyler için. İmparatorluklar için. Zaten imparatorluğun karakteri odur. Çok kültürlülüktür. Çok kimliliktir. Çok dinliliktir. Çok milletliliktir. İmparatorluklar da odur zaten. Çoğu zaman da yani Osmanlı'daki o işte şeriata rağmen o katı şeriat kurallarına rağmen zaman zaman iyi yanların olduğunu söyleyenler de vardır en azından. Mesela diyelim ki Dersim'de Osmanlı daha çok müdahil olmamış. Vergimizi verin, siz ne yaparsanız yapın gibi bir şeyle, yani sizin baştan belirttiğiniz gibi bir uzlaşı alanı hep olmuş. Ama Cumhuriyet'ten sonra bir bakıyoruz, tekçilik çok daha ciddi bir boyutlara ulaşmış. Tabii şöyle bir şey var, yani Osmanlı İmparatorluğu'nu değerlendirirken bugünkü değer yargılarına göre, bugünkü demokratik anlayışa göre değerlendirirsek yanılırız tabii. Yani tabii. İmparatorluğu kendi döneminde yapmak için. Eğer o imparatorluk şimdi o Kemalistlerin çok söyledikleri zaman her şeyi kötü olsaydı, geri olsaydı 600 sene yaşamazdı ve dünyanın en güçlü imparatorluğu olmazdı. Demek ki yani bunlar çok başarılı bir politika izlemişler. Çok büyük şeyler yapmışlar ki yönetimde çok başarılı olmuşlar ki koca bir coğrafyayı 600 sene yönetmişler ve dünyaya kafa tutmuşlar. Bu tabii şeydir. Kendi dönemine göre bakmak gerekir. Kendi döneminin özelliklerine göre. Türkiye Cumhuriyeti farklı bir durumdur. Gerçekten benim açımdan, benim anlayışıma göre korkunç derecede bir gerilemedir Türkiye Cumhuriyeti. Yani sonuçta Tanzimat itibariyle düşünecek olursak Osmanlı İmparatorluğu'nda bir yenileşme hareketi vardı. Zaaflarına rağmen bir modernleşme çabası vardı. Türkiye Cumhuriyeti bu çoğulcu yapıyı, bu şey yapıyı dümdüz etti. Her şeyle, ideolojide, politikada, örgütlenmede, dinsel alanda, politik alanda, kimliksel alanda, bütün alanlarda bir tekçi şey yarattı. Bir tekçilik yarattı. Ya bu tekçilik tabii hayatın her alanına yayıldı. Tabii işte Aleviler de bundan paylarına düşeni aldılar. Evet. Şimdi bu biraz önce saydığımız o ocaklar örgütlenmesine gelince mesela mürşit dedik, pir dedik, rehber dedik, düşkünler ocağı dedik. Bunlar arasında kademe farklılığı veya işte kademe demeyelim de üstünlük var mı birbirine? Şimdi felsefi olarak benim tespit edebildiğim kadar felsefi olarak Alevilerde din adamlarıyla talipler arasındaki ilişki bir ikrar meselesidir. Sözleşmedir yani. Bu soy olarak bunlar arasında farklılığı kas sistemi olarak doğurmuyor.
Bu sonradan oluşmuş bir şeydir. Dolayısıyla mesela talibin pire ikrar verilmesi gönüllülük esası üzerindedir. Pirin talibi kabul etmesi gönüllülük esası üzerindedir. Zor yoktur. Dolayısıyla mesela örnekleri vardır. Ben kendim de şahidim. Bazı pirler el öptürmüyorlardı. Omuz öpüyorlardı karşılıklı. Niyaz. Tabii. Çünkü birbirlerine karşılıklı rızayla bir yetki vermişler. Evet. Dolayısıyla yetkileri, görevleri farklıdır. İnsan olarak kendileri değil. İnsan olarak hepsi insandır. Zaten Cem'de niye herkes yan yana aynı koşullarda oturuyor? Ya da kırklar Cem'ini anlatırken niye diyoruz ki birimiz kırkımız, kırkımız birimiz içinde? Yani herkes eşittir. Tabii. Aslında Aleviliğin asıl felsefesi bu Cem'lerde ortaya çıkan eşitlik temeli üzerindedir. Ama birinin görevi pirdir, birinin görevi rehberdir, birinin görevi mürşittir. Toplumsal olarak rehber ilk bas aşamadakidir görev itibariyle. Pir onun bir derece görev itibariyle üstündedir. İnsan olarak değil, görev olarak üstündedir. Mürşit bir derece ondan daha ileridedir. Ermiş insan, insan-ı kamil hepsininden yukarıdadır. Ama yani, o asla kendisini öyle görmüyor. Tabii yani. Ama siz talip de olsanız eğer kamil insan haline gelmişseniz mürşitten daha yukarıdasınız. Çünkü Tanrı'ya yakınsınız. Belki onunla birleşiyorsun ki bu aynı kural zerdeştilikte de vardır. Hani Aşa diyorlar Avesta'da. Aşa'nın kurallarına uyduğun zaman sen yücelebilirsin, insan-ı kamil olabilirsin, Tanrı'yla birleşebilirsin. Aşa nedir? Doğru söz, doğru fikir, doğru düşünce, doğru söz, doğru iş, iştir. Bu üç tane temel esas aldığın zaman oluyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bu el öpme olayı mesela bana göre bu sonradan giren bir Aleviliğin temel prensiplerinden bir sapmayı temsil ediyor. Çünkü ikrara uygun düşmüyor. Dolayısıyla yani o şeyler arasında şimdi bir de dönerli olması gerekir. Talipsiniz, sizin rehberiniz var ama rehberinizin de bir rehberi, onun da bir pir olması gerekir. O rehberin rehberinin de bir rehberi, bir pir olması gerekir. Sonra bakıyorsunuz böyle toplumda belli aileler öne çıkıyor ve bir çember daire üzerinde gidiyor. Ve kas sistemiyle gitmiyor. Evet. Pir olan, en üst düşünce şeyde mertebede olan mürşit başka bir yerdeki sıradan bir aileyi pir olarak kabul etmiş bakıyorsunuz. Dolayısıyla o tepede olmak bir bakıyorsunuz alt kısmına gelip talip haline dönüşür. Bir çember üzerine gittiği için eşitlik vardır zaten. Şeyin Cem'in oturuş şekli de odur. Hı hı. Yani buna şey deniliyor işte yani bu işin inanç boyutunu öne çıkaran pirler, dedeler çok konuklarım oldu bu konuda. Cemal cemale oturuyorlar. Yüz yüze. Yani evet. Yüz yüze gelme tabii, diyorlar. Tabii. Orada o ortamda hakikaten o hak ortamıdır. Hak arayışıdır. Hak ortamında ve hak arayışında kimse kimseden üstün olamaz. Talip de, pir de, tabii, mürşit de aynı düzeydedir denilir. Bu mesela ben kendim lafınızı kestim, duydum. Seyit bir ana Gülsüme diye bir cem yapan bir dersimli kadın bana anlattılar. Seyit Rıza'nın kanuana birçok kez gelmiş. Mesela Seyit Rıza da gidip herkesin içinde oturup onun cemini izlemiş. Cemi yapan bir kadındır. O koca Seyit Rıza'dır ama sıradan bir yerde oturmuş yani. Hiç asla yüksek bir yerde ya da bir şeyde başkalarından farklı olduğunu ortaya koyacak bir pozisyonda görünmemiş. Çünkü dinin kurallarına aykırıdır. Evet. Seyit Rıza siyasi bir liderdir de aynı zamanda. Tabii. Tam buraya gelmişken size sormak istiyorum. Aynı zamanda Ocakzade midir? Evet. Aynı zamanda Ocakzade'dir. Yani o anlamda da yani Şikasen Ocağı'nın şeyidir, temsilcileridir. Temsil. İki aile var. Bir Seyit Kemal ailesi var. Bir de onlar var. Günümüzde bu ilişkiler biraz sanki biraz önce anlattığımız gibi eskiye oranla birazcık sanki sulanmış gibi geliyor. Yani bir mertebeymiş gibi. Yani diyelim ki bir mürşit olan, kendisini mürşit bir aileden geldiğini söyleyen, pir ailesinden geldiğini söyleyen böyle sanki bir kademe yüksekmiş gibi bir algı da var. Bunun doğru olmadığını geçmişteki uygulamalar gösteriyor sanıyorum. Sizin araştırmalarınızda var mı böyle bir şey? Şimdi mesela Osmanlı döneminde Osmanlı Devleti devamlı gelmiş, dışarıdan gelmiş, belli çatışmalar olmuş, geri çekilmiş. Dersimi içten fethedip yozlaştıramamış. Cumhuriyet döneminde bu yapıldı. İçlerine girdiler, daha doğrusu Abdülhamit döneminden başladı işte.
bu Kur'an, imam falan böyle bazı göstergeler var. Gösteriyor ki Abdülhamid döneminden sonra bu İslami motifler çok dersime girmeye başlamış. Şimdi dersime şeyden sonra bu Kemalist dönemde o kadar şiddetli bir yasak uygulandı ki artık ne piller pirlik yapabildiler, ne şey yapabildiler, öğrenebildiler, ne öğretebildiler. Mesela bugün pirlerle konuşunuz, yani size Aleviliğin felsefi yanını anlatabilecek pir sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır. Bilmiyorlar çünkü şeyi, yani o eğitimi almamış, o şeyi almamış. Eskiden mesela o pirler arasında ben hatırlıyorum, bizim çocukluk gençlik yıllarımızda bile bazı pirler vardı, böyle otoriteydi, onlar arasında tartışmalar oluyordu, felsefi tartışmalar oluyordu. Şimdi onlar kalmadı. Yani bir bakıma pirlik artık bir sıradan bir usul töre haline gelmiş, o eski vasıflarını yitirmiş. Dolayısıyla yani bugünkü pirlik kurumunu ve pirlerin varlığını Aleviliğin esasındaki o şeyle fazla bağı kalmamış. Yani çok uzaklaşmışlar. Sloganla zaten birçoğu hareket ediyor. Dolayısıyla Alevilik eğer asimilasyondan kurtulacaksa sırf şunun bunun devlet tarafından serbest olması gerekmiyor. Aynı zamanda Alevilerin kendi içinde ciddi bir reform ve kendi tarihlerine, kendi felsefelerine dönüş, öğrenme, tartışma, şey yapma haline gelecek. O kadar çok pir var ki bu pirlerin %90'ı pirlik yapabilecek kapasiteleri değildir. Çünkü şeyi yok. Tartışmalarda genellikle şöyle söyleniyor sohbetlerde. Eyvallah, ocağına, inanca bir şey söylemiyoruz. Ama inandığımız ocağın temsilcisinin de hakikaten irşad etmesi lazım. Çünkü geçmişte gerek mürşit, pir, işte rehber, öncü, yani bir biçimiyle her konuda önderdi. Doktoruydu, danışmanıydı, evet. Çözücüydü, yani sosyal sorunların hakimdi. Evet. Ama günümüzde kimilerinin de desteğiyle bu işi bir rant kapısı, modernitenin de verdiği o şey tanımaz sevgi saygı kurallarını sulandıran tarzıyla da diğer ocaklardaki inanç gibi sürdüremiyorlar dersem acaba haksızlık mı etmiş olurum? Yani bir de politik şeyi eklemek gerekir. Birçok pir, birçok ocakzade Alevilikle ilgili kendi inancıyla konuştuğu zaman acaba ben neyi söylesem bana devletten zarar gelir hesabını yapıyor. Dolayısıyla düşündüğünü değil, kendisine zarar veremeyecek politik şeye göre kendisine zarar verebilmeyecek bir model ortaya koyuyor. Yani bu tabi Alevilerde çok rastlanan bir durum. Yani bana değmeyen yılan ya, bin yaşasın. Yani öyle bir Alevilik söyleyeyim, öyle bir tarif yapayım ki devlet bana kızmasın, kabul edebilsin. Bana ceza gelmesin. Bu tabi bu kadar zulümden sonra bir yere kadar doğal, ama Alevilik eğer kurtulacaksa buna karşı gerçekten bir ciddi bir hesaplaşma yapması gerekiyor. Yani kendi tarihi nedir, kendi inancı nedir? Başkasına benzetmeye zorlamasına girmemek gerekir. Alevilikte hiç bu olmuş mu? Şimdi bugün çok mesela şeye bakıyorsun, diyor ki ya biz gerçek Müslümanız diyor. Peki gerçek Müslümansa bir İslam var. Yani hakikaten gerçek bir İslam var. Doğrudur. Hayır diyor, o gerçek Müslüman değil diyor. Hazreti Ömer zamanında işte bu, ya da Osman zamanında bu Kur'an değiştirildi, şey var. Şimdi Kur'an değiştirildi diyebilmen için senin ciddi bir tarih bilgisi, bir belge ortaya koyman gerekir. Evet. Koca bir İslam dilini o değil budur demek şey, yani bir takyenin de bir sınırı olması gerekir. Bu din var. Peygamberi var, Kur'an'ı var, ayetleri var, kuralları var, tarihi var, her şeyle bu din bu. Hayır diyor, o diyor gerçek İslam değil diyor. Yani bu televizyonlarda falan söyleyen insanlar bunlar. Şimdi bu nedir? Bu çok ezbere bir şekilde başkalarına, kendine bir kimlik bulmak için başka bir dinde tahrifat yaratma çabasıdır. Yani ya, hakkın da yok size. Ne hakkımız var bizim koca bir İslam diniyle ilgili bu tür şeyleri konuşmaya, tahrifatlara girişmeye. Tahrifatlara girişmeye. Hayır, İslam'ın buna ihtiyacı da yok. Yani İslam'ın ihtiyacı da yok. O zaman
Sen kendin neysen onu söylemeye çalış. Ama o korku, o politik neden ve tabii asimilasyon, beyin yıkama mekanizmasının yarattığı sonuçlar, yani birçok nedenle bu tür insanlara çokça rastlıyoruz. Ben kendim de çokça karşılaştım. İşte İslam'a kimlik bulma çabası herhalde Alevilerin işi değildir. Yani İslam bir bellidir, bir ortadadır zaten. Tabii tabii. Son günlerde geçtiğimiz haftalarda yani Mezopotamya coğrafyasında yaşayan bir kesim Aleviler bir toplantı yaptılar. Demokratik Alevi kurultayı diye veya demokratik toplum kurultayının öncülüğünde yaptılar. O toplantıya katılan bir kesim Aleviler bile, Alevi temsilciler demokratik anlamda, daha sonra da çıktılar. Bu bölücülüktür diye gibi laflar söylediler. Yani nedir? Bunlar bir yerlere mesaj mı veriyorlar, yoksa kendileri hakikaten neden? Yani tabii bölücülüktür. Nasıl bölücülüktür? Belki şunu demişlerdir. Yani herhalde bilmiyorum, tahmin edeyim Kürt, Kürdistan kelimesi mi kullandı orada? Kullanıldı. Ama yani sonuçta bir bölgede, yani benim amacım bunu tabii ama tartışmak değil, ama yani hakikaten Aleviler ne zaman kendileri bir iş yapmaya kalktıkları zaman mutlaka bir yerlerden bir kulp takılıyor vesaire, yanlış bölücülükle damgalanıyorlar. Şimdi hocam, demek ki sorun esasında devletin kuruluş felsefesinde. Cumhuriyetten sonra da düşünecek olursak, çünkü Alevi örgütlenmelerinde ocak temel alınırsa hiçbir zaman hayata karşı çıkma, durma diye bir olay yok. Tam tersine hayatla bütünleşme var. Ama devletin kuruluş felsefesinde hep tekleştirme ve kendine benzetme var. İşte onun zaten şu an Alevilerin yaşadığı kimlik bunalımı onun bir sonucudur. Ya asimile olmuş gerçekten bilmiyor, farkında değil. Ya da asimile olmasa bile politik nedenlerle, deminden beri söylediğim gibi korkularla böyle kendilerine bir yer arama. Oysa yapılması gereken şey şu: kendi gerçeği üzerine, felsefesiyle, kültürüyle, diliyle, inancıyla, kendi gerçeği üzerinde bir inancını koruma mücadelesi vermek gerekir. Başka yerlere yamanmaya gerek yok. Bunun mücadelesini vermek gerekir. Bazı insanlar şunu şey yapıyorlar, ben diyelim ki ulusal planda da şey yaptım. İşte efendim anayasada etnik kimliklerden bahsedilmesin. Hayır, demokrasi kimliklerin reddi değildir. Demokrasi her kimliğin açıkça ifade edilmesidir. O kimlik mensuplarının eşit şekilde özgürlüklerden yararlanmasıdır. Bir kimlik başka kendi kimliğinden utanç duyarak ya da oradan korkarak ya da oradan kaçarak değil. Mesela şimdi tartışmalar var, ulusal bazda var. İşte anayasada Türk vurgusu yapılmasın. Şimdi Türk vurgusu yapılmasın da, sistem eğer Türkleşme üzerine oturtulmuş bir sistemse, siz bunun felsefesini, politikasını, özünü, kurumlarını değiştirmezseniz, ismi şu olmuş, bu da olmuş ya da anayasada var ya da böyle, hiç fark etmez. Eski sistem aynen eski tas eski hamam yürür. Demek ki sisteme eğer demokratikleşecekse Alevi, Sünni, Hristiyan, Yezidi kendi kimlikleriyle legal olarak örgütlenerek, demokratik haklardan yararlanarak ve bu kimlikler arasında eşitliğe dayanan bir sistem kurarak demokrasi gelebilir. Yani belki arzulanan laik sistem. Yani laik sistem ne olursa, yoksa inkar edecekseniz o zaman zaten Erenler, bizim daha çok konuşacak şeyimiz var ama zamanımız bitti. Bir iki kelimeyle son bir şey söyleyecekseniz. Yok, çok teşekkür ederim. Bence bu televizyonların bu konuda yaptıkları şeyler önemli. Aslında yüzyıllarca Alevilik tartışılmadı diyoruz. Bence Aleviliği hiç çekinmeden, tabii tartışmanın adabı içerisinde, saygı çerçevesinde, Alevilerin bütün sorunlarını yüz yüze gelip konuşmaları gerekir. Kendi gerçeklerini bulmaya çalışmaları gerekir. Yani bu bir rencide etme değildir, şu değildir, ama görüşler farklı olabilir. Siz bir şey diyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bizim buna ihtiyacımız çok gerçekten. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli canlar, bir program burada sona eriyor. Diğer programlarda görüşmek üzere.
yolunuz daim, erkanınız kaim olsun. Hoşçakalın.